Sevgili Ege Yön takipçileri, Kadın ve Yaşam programımıza hoş geldiniz. Bu hafta konuğumuz Sayın Homeopati Uzmanı, Eczacı Sayın Reyhan Akay. Hoş geldiniz efendim. Hoş bulduk. Nasılsınız? Teşekkür ederim. Nasılsınız yani? Ben de iyiyim. Teşekkür ederim. Sağ olun. Evet, alternatif tıp deyince artık insanların aklına ilk homeopatik tedavi gelmeye başladı. Hı-hı. Oldukça da etkili bildiğim kadarıyla. Homeopati nedir? Biraz sizden dinleyebilir miyiz? Evet. Homeopati genel olarak benzeri benzerle tedavi etmek diye açıklanabilir ama çok kısa bir tanımla. Şöyle diyebiliriz. Mesela bizim kadim bilgilerimizde vardır. Çivi çiviyi söker deriz. Sonra karda buz tutmuş ayak, donmak üzere olan ayağı karla yine tedavi etmeye çalışır. Isıtmayız yani onu. Hı hı. Sonra yine elimizi yaktığımız zaman ya da bir yerimiz yandığı zaman direkt belki refleks olarak soğuk suya tutarız ama aslında onu sıcakla yavaş yavaş tekrardan temas ettirdiğimiz zaman daha çabuk tedavi olur aslında o el. Yani benzeri benzerle tedavi etme yöntemi denir. Doğada olan her şey bizim aslında içimizdedir. Yani doğadaki her ilaç, her maddeden ilaç hazırlanabilir. O ilaçların benzeri kişinin hastalığıyla örtüştüğü takdirde o benzer ilacı vererek onu tedavi etmeye çalışırız. Bu şekilde olur. Aynı zamanda diyebilir miyiz? Pardon sözünüzü kestim. Yani bu homeopatik tedavi aslında vücudun kendi kendini onarmasını sağlayan bir yöntem. Evet, zaten onu bahsedecektim. Özellikle enerji tedavisi de diyebiliyoruz. Verdiğiniz homeopatik ilaç bizim yaşam enerjisi diyoruz homeopatide. Siz bunu can diyebilirsiniz, ruh diyebilirsiniz. Yaşam enerjinize bir dokunuş sağlayaraktan oraya bir uyarıyor. Yapıldıktan sonra vücut kendi kendi iyileşme sağlamış oluyor zaten. Oradan bir iyileşme gitmiş oluyor kendiliğinden. Çok güzel. Ne kadar süre önce homeopati eğitimi aldınız? Ne kadar sürdü? Aslında homeopati eğitimi ömür boyu sürüyor. Yani başladığınız zaman artık bunun bitmeyeceğini bilmeniz lazım. Ben aslında yaklaşık 5 yıl oldu homeopati eğitimine başlayalı. Önce bir özel hocadan, eczacı arkadaşlarla birlikte bir eğitim almıştık. Onun resmiyeti yoktu. Ancak bakanlık bizim 2014 yılında Sağlık Bakanlığı bu tedaviyi kabul ettiği için üniversitelerde, bazı üniversiteler sertifika programları açmaya başladı doktor ve eczacılara yönelik. Daha sonrasında işte bunlar 1,5 yıl falan sürüyor. Medipol Üniversitesi'nden sertifika programını tamamlayaraktan sertifikamı almış oldum. Biraz da homeopatinin etki alanları nelerdir? Gerçi ben kullanıyorum uzun zamandır ve inanılmaz da etkisini de gördüm. Evet. Çok fayda gördüm. Biliyorum ama izleyicilerimiz de hani böyle detaylarıyla öğrensin istiyorum. Etki alanlarından biraz bahsedebilir misiniz? Tabii, aslında birçok alanda etkili. Yani bu konu çok soruluyor. Hangi hastalıklara etkili homeopati diyerekten? Aslında şöyle diyelim, fonksiyonu bitmemiş olan tüm hani organ da, yer diyelim ki bir böbrek yetmezliği varsa, kişide böbrek fonksiyonları bittiyse tabii ki onu yerine getiremiyoruz. Öyle bir iddiamız yok. Ancak birçok hastalıkta tedavi uygulanabiliyor. Cerrahi alanlarda uygulanamaz. Yani cerrahinin yerini tutamaz. Mutlaka orada cerrahi işlem yapılması gerekir kişinin ihtiyacı varsa öyle bir tedaviye. Ancak şöyle bir şey olabiliyor. Cerrahi bir ameliyata girecek kişi çok korkuyor, tabii ki endişe duyuyor. Bir gün öncesinden bir homeopatik ilaç vererek onun endişesini yapabiliriz, bertaraf edebiliriz. Bunun dışında ameliyat yerinin daha kolay kapanması, yaranın daha çok iyileşmesi için homeopatik tedavi verebiliriz. Aynı zamanda o ameliyat sırasında kanama oluşmasını engellemek için de yine bir homeopatik ilaç verebiliriz. Yani bu şekilde destekler sağlayabiliriz. Onun dışında birçok akut hastalıklarda, yani akut hastalık dediğimiz ani gelişen ama iyileşebilen hastalık. Yani bunlar yüksek ateş olabilir, işte bir faranjit olabilir, bir alerjik reaksiyon olabilir veya bir gıda zehirlenmesi olabilir. Bu tür hastalıklarda çok çabuk etki gösteriyor. Çok hızlı etki gösteriyor. Bunun yanında kronik hastalık dediğimiz, eğer artık bu hastalık sizde yerleşmişse. Diyabet gibi. Diyabet gibi. Kalp hastalıkları gibi. Yani nörolojik bir takım hastalıklar işte var. Şu anda çok fazla gördüğümüz. Maalesef kronik hastalıklar çok daha fazlalaşmaya başladı. Evet.
Onlarla da yine tedavi olabiliyor. Ancak onların tedavisinde bir sene, iki sene, üç sene gibi bir süreç var önümüzde gerekiyor. Onu hekimleriyle beraber planlayarak, hekimlerine güvenerek hastalar, biraz da sabrederek artık, çünkü sabır da çok önemli, yol alabilirler. İlaçlarından ömür boyu kurtulabilirler. Yani bunun için çok fazla örneği var bu konuda. Onun için o hastalıklarda çok kullanabiliyoruz. Özellikle çocuklarda çok fazla görülüyor artık hiperaktivite ve dikkat eksikliği. Ve çok ağır ilaçlar kullanmak zorunda kalıyor çocuklarımız. Bunların bazı aileler tabii endişeli bu durumlardan. Onların yan etkilerinden kurtulabilmek için yine homeopatiyi denemelerini tavsiye ederim. Çok güzel sonuçlar aldığımız hastalar var. Hem çocukların gelişimi açısından daha iyi, daha doğru bir tedavi olduğuna inanıyorum ben. Özellikle bu hastalıklarda çok güzel sonuçlar. Evet. Şunu merak ediyorum. Hani ben de biraz kullandığım için bazılarını da etkilerini bildiğim için. Mesela beyin fonksiyonlarını güçlendiren, ders çalışmayı rahatlatan, hafızayı kuvvetlendiren, işte kemik erimesine, sinir hasarına, kas zayıflığına iyi gelen remedileriniz de var sanırım. Tabii var. Ama şimdi şöyle bir durum oluyor homeopatide. Önce hastadan bir anamnez alınıyor. Ya bu bir saat, bir buçuk saat. Özellikle kronik hastalıklarda böyle olması gerekiyor. Onun hastanın geçmişine de gidiyorsunuz, şu anki şikayetlerine de gidiyorsunuz. Bunları bir toparlayıp ondan sonra en uygun ilacı seçmek lazım. Yani 8000 çeşit ilaç var zaten. Onun içerisinden en uygununu hastaya vermek lazım. Tabii onun için bir sorgulama süreci gerekiyor. Yani şimdi aslında hastada diyelim ki sadece kemik erimesi var ama bunun dışında başka hastalıkları da var. Amacımız aslında sadece o kemik erimesini geçirmek değil, başka hastalıklarını da bütünsel olarak, bir bütün olarak tek bir ilaçla, gerekirse tek bir dozla, aslında ideali odur. Ancak günümüzde tek doz artık yeterli gelmiyor maalesef, hastalıklar çok fazlalaştığı için. Ama tek bir ilaçla tedavi etmektir amacımız. Yani evet. Çok hastalığını... Yani bu biraz da şey, bildiğim kadarıyla yediğimiz yiyeceklerin artık birçoğunun GDO'lu olmasından kaynaklı. Tabii. Yeterli vitamin ve mineralleri alamadığımız için bu biraz da destek oluyor bildiğim kadarıyla, değil mi? Şimdi aslında homeopati tam bir tedavi yöntemidir. Destek tedavisi değil. Aslında... sanırım şu an yani Avrupa'da 200 yıldır uygulanan bir yöntem. Türkiye'de henüz yeni başladığı için insanların bilinirliği belki daha az. O yüzden çok bilinmiyor olabilir ama 200 yıldır uygulanan ve Dünya Sağlık Örgütü'nün tedavi sıralamasında ikinci sıradadır. Yani normal modern tıp birinci sırada, ikinci sırada homeopati en çok kullanılan tedavi yöntemlerden. Homeopatinin buluşunu kim tarafına? Buluşu Almanya'da yapılmış bir hekim, Dr. Samuel Hahnemann isminde bir hekim tarafından bulunmuştur. Yani disipline edilmiştir daha doğrusu. Samuel Hahnemann hekim olduğu zaman, o zamanki tedavi şartları insanlara çok acı veren tedavilermiş. İşte kan akıtma yöntemi, işte daha çok acı verici, ne bileyim, internette görüyorsunuz ellerini bağlayaraktan tedavi diş çekim gibi. Diş çekimleri bile çok hani tedaviler var. Bunu reddetmiş Samuel Hahnemann, böyle bir hekimlik yapmak istemediği için. Çok fazla da yabancı dil bildiği söylenir. 11 dil kadar hatta bildiği söylenir. Kendi köşesine çekilerekten sadece kitap çevirisi yapmaya yönünde geçimini o şekilde sağlamaya başlamış. Bu çeviriler sonucunda küçük dozlarla yapılan tedavilerin daha iyi sonuçlar getirdiği yönünde bir takım okumalar yapıyor çevirilerini yaparken. Ve bu bir ilacın, özellikle kinin ilacı, sinir ısıtmada kullanılan kinin, kına kına ağacına gelinen. Bildiğiniz gırpinlerin içinde olan gırpinde şey miydi? O yok aslında. Neydi ama kinin diye bir madde vardır. Çok artık satışı çok fazla yapılmayınca ben böyle bir ısıtma hastalığında kullanılan bir ilaçtı. Onu kına kına ağacından elde edilip kendisi üzerine denemeler yapmaya başlamış. Ve sağlıklı kişi olaraktan bunu deniyor. Ve çıkan sonuçları tek tek yazaraktan işte diyor ki en sonunda vardığı sonuç, ben böyle bir hastalığı olan bir kişiye bu ilacı verdiğim zaman iyileştirebilirim sonucuna varıyor. Ve tabii başka ilaçlar, denemeleri de yapıyor. Oradan da aynı sonuçları elde ediyor.
ve bir kitap yayınlıyor, Organon diye. O zamanlar 1800 yılların başında yapılan bir çalışma bu. Ve hala o kitap güncelliğini koruyor. Harika. Hala başucu kitabımızdır. Paragraf paragraf yazılmıştır. Madde madde diyelim artık, hani bulunan sonuçlar. Ve hala biz onu çok güzel kullanıyoruz. Tedavide faydamız oluyor, yani faydası oluyor. Homeopatik tedavinin COVID'e etkisi oldu mu? Evet, özellikle COVID bu pandemi sürecinde bilinirliği daha arttı. Çünkü insanlar bağışıklık sistemlerini korumak, daha doğal tedavilere yönelmek için böyle bir arayış içerisinde oldular. Ve homeopati burada daha çok yaygınlaştı. Bizim üyesi olduğumuz bir derneğimiz var, BÜTAT. BÜTAT'taki hocalarımız Alman hekimlerle bir çalışma yaptı COVID'in başladığı sıralarda. Ve bize de eğitim verdiler o konuda. Acaba böyle COVID'de hangi tür şikayetler olabilir hastanın? O şikayetlere karşılık hangi ilaçlarımızı, hangi remedilerimizi verebiliriz diyerekten bir çalışma yaptılar. Hatta bir bilgisayar programı, yazılım programı geliştirdiler. Bu programı da birçok hekim ve eczacı arkadaşlara ücretsiz olarak sunuldu. Çünkü bu farklı bir olaydı, artık insanların yararlanması gerekiyordu. Ve biz bu tedavilerde bu COVID olmuş hastalarımıza, evde olan tabii hastalar, artık hastanede yatanlara çok müdahalede bulunamadık tabii ki, ama eğer ki Sağlık Bakanlığı'nın verdiği ilaçları kullanmak istemiyorlarsa, kendi tercihleri bu yönde ise eğer, homeopatiyi verdik. Çok acil olarak, yani iki tane ilacı, yani hastanın şikayetlerine göre belirleyip saat başı vererek, yani çok hızlı bir şekilde iyileşmesini sağlayıcı bir yöntem belirlemiştik. Gerçekten çok güzel sonuçlar elde ettik. Yani birçok hekim arkadaş harika. Bu konuda tecrübelerini bize anlattılar. Hatta geçen sene işte pandemi artık ortalarında bir uluslararası, yine bir İtalya'dan, Almanya'dan, işte Türkiye'den, birkaç ülkeden bir çalışma yapıp, yine bir toplantı yapıp oradaki vakalarını bize anlattılar. Gerçekten Türkiye'de çok fazla sonuç geldiğini gördük doktor arkadaşlardan. Biz de artık tabii yakın çevremize ancak bunu duyurabilmiştik. Yani böyle bir şikayetimiz olursa, bakın böyle de bir seçeneğiniz var. Çünkü çok korkuyorlardı insanlar. O korkuyla ne yapacaklarını bilemez haldeydiler. İşte ilaçlar yan etki yapacak korkusu evet, vardı. Evet, yan etkisi olmayan evet. bir yöntem zaten. Evet, gerçekten. Ve şöyle de bir şey oldu COVID'de. COVID hastalığını geçirmiş ama sonrasında bir takım nörolojik rahatsızlıklar oluşan hastalar da oldu. Yani atlatmış oluyor ama bazı sekeller bırakabiliyordu. Homeopatiyle tedavi edildiği takdirde onlar da olmuyor. Unutkanlık gibi mesela. Hı hı. Bu tür şikayetler çok fazla görülmeye başlanmıştı. Onları görmedik yani. Çok güzel, hani kendi harika. Çevremizde çok deneyimledik bunu. Yani o zaman modern tıbla homeopatik tedavinin arasındaki farkı sormama gerek var mı? Şimdi homeopatide bir de şöyle bir şey var. Kesinlikle modern tıbbı reddetmiyoruz biz. Hı hı. Veya başka fitoterapiyi ya da başka tedavi seçeneklerini reddetmiyoruz. Özellikle modern tıbla kol kola giden bir tedavi yöntemi. Hı hı. Ama böyle de bir seçenek olduğunu bilmelerini istiyoruz. Tabii ki şu modern tıpta şöyle bir durum var. Bir başınız ağrıdığı takdirde diyelim 10 kişi geldi. Hepsinin başı ağrısın. Hepsine aynı ilacı verebilirsiniz ağrı kesici olarak. Homeopatide böyle bir şey yok. Kişiye özel. Kişiye özel olduğu için o kişinin o ağrıyı nasıl hissettiğini sorgularız öncelikle. İşte kimisi ensesinden hissediyordur, kimisi alnın kısmından hissediyordur. Ne bileyim başından baskı yapıyor gibi hissediyorum diyordur ya da içeriden baskı gibi hissediyorum diyordur. Yani herkesin anlayış, hissediş şekli farklı. Algısı farklı. Algısı farklı. Ona göre kişiliğine de bakaraktan farklı ilaçlar vererek bu tedaviyi belirtmiş oluyoruz. Yani bu şekilde bir etkisi var. Homeopatik tedavide verilen ilaçların adına remedi diyoruz. Remedi diyoruz, bildiğim evet. kadarıyla. Aha, evet. Peki biraz remedilerden bahsetme şansınız var mı? Hani tabii. Atıyorum işte isimleri de farklı farklı gerçi onun, ama bir tabii. iki örnek verebilir misiniz? Tabii. Yani remediler aslında doğal olan bütün her şeyden hazırlanabilir. Hı-hı. Bunların %80'i bitkisel kaynaklı. Hayvansal kaynaklı olanlar var. İşte doğada bulunan minerallerden de elde edilen remedilerimiz var. Remedi hazırlarken özellikle biz eczacılar zaten bunun yapımıyla ilgili çok eğitim alıyoruz. O konu yetkisi bize ait olmuş oluyor. Bakanlığın verdiği yetkiye dayanarak. İlaç çok zor hazırlaması. Gerçekten bütün bir gününüzü alıyor. Normal modern tıbbın ilaçlarını hazırlarken işte en fazla 2 saatinizi alıyorsa
bu bütün gününüzü, hatta ertesi güne bile sarkabilir hazırlaması. Evet. O kadar yorucu ve zor bir işlemden geçiyor. İlacın ham maddesini, işte diyelim ki bir çiçeği aldınız, bir papatya aldınız diyelim. Onu eziyorsunuz, laktozla karıştırıyorsunuz. Defalarca karıştırılıp defalarca işlemden geçiriliyor ve bir sonrasında defalarca, işte 30 defa, 200 defa sulandırılarak seyreltilmiş oluyor. Bu seyreltme işlemi sırasında zaten ilacın içinde etken madde falan kalmıyor bir süre sonra. Ne başka oluyor? Bir şeye böyle dönüşüyor. Evet, aslında artık şöyle bir şey var. Hatta YouTube'da var böyle bir belgesel, suyun mucizesi diye bir belgesel. Suyun bilgiyi taşıma özelliği vardır. Siz o ilacın, hazırladığınız ilacın bilgisini suya aktarmış oluyorsunuz aslında. O suyu aktara aktara bilgi aktarılmış oluyor. Ve bizim vücudumuzun %70'i su olduğunu düşünürseniz, o bilgiyi remedi olarak ağzınıza attığınızda zaten orada işlem orada başlamış oluyor. Ve orada bilgi, kopyalama başlıyor. Evet, anladım. Kopyalama başlıyor ve orada artık iyileşme, vücudun neresi ihtiyaç duyuyorsa öncelikle oradan da başlıyor. Öyle de değişik bir sistem var. Yani yok benim önce başım ağrıyor da önce başımın ağrısı geçirsin değil. Belki de ayaklarınızda bir ağrı var, yürümekte zorlanıyorsunuz diyelim. Sizin ihtiyacınız olan şey o daha çok, belki orayı daha çabuk iyileştiriyor. Yani vücutta en acil olan kısım neyse. Ya da atıyorum midenizde bir rahatsızlık var. Aslında baş ağrınızın asıl kaynağı mide. Evet. Siz onun farkında değilsiniz, başınızı hissediyorsunuz. Evet, evet. Gibi yani. Yani o şekilde oluyor. Aslında hastalıklar şöyle homeopatide iyileşme sırası baştan aşağı ayağa kadar. Önce baştaki sıkıntılar iyileşmeye başlıyor. İçeriden dışarıya doğru iyileşme başlıyor. Önce iç organlarınız iyileşiyor. Sonradan dışınıza, derinizde, işte kimi zaman uçuk çıkabilir. Kimi zaman alerjik reaksiyonlarınız olabilir. Bunlar aslında iyileşmenin belirtisidir. Yani biz bunları seviniyoruz. Tabii hastalar cilt üzerinde böyle bir etki gördükleri zaman bana kötü oldu, iyi gelmedi homeopati diye bir düşünce içerisinde oluyorlar. Gerçi biz bunları tabii açıklıyoruz, hekimlerimiz açıklıyor ama yine de buradan da belirtmekte fayda var. Aslında bu iyileşmenin belirtisi. Artık sizin içinizdeki durum iyileşmiş, cilde doğru gitmiş diye. Yani size ait olmayan o hastalık, evet, ya da ne bileyim toksinler işte vesaire, toksinler ne varsa bunun dışarı atılması sağlanmış oluyor. Zaten modern tıpta da mesela bir egzaması olan hastanın ne olur, bir krem verilir genelde, onu sürmek. Yani başka seçenek de pek yoktur zaten. Ama ne oluyor, onu üstten baskıladığınız takdirde alta doğru indikçe başka organlarımız zarar görmeye, belki akciğerlerimiz zarar görmeye başlıyor bir süre sonra. Burada tam tersi bir işlev var. İçeriden dışa atılıyor. Bir süre sonra o cilt üzerindeki reaksiyonlar da zaten yok olup gidiyor kendiliğinden. Evet, bir de Schuster tuzlarına gelelim. Evet. Schuster tuzları nedir? Kim tarafından keşfedilmiştir? Evet. Kaç yıldır uygulanıyordur? Schuster tuzlarının etki alanları nelerdir? Evet. Kısaca alabilir miyiz? Tabii ki, onu da geçelim. Schuster tuzları da mineral tuzları aslında. Vücudumuzda olması gereken minerallerin yerine koyma metodudur. Destek tedavisidir esas. Az önce homeopati destek tedavisi demiştiniz ama değil. Schuster tuzları destek tedavisidir. Tedavisi. Homeopati esas tedavidir. O da yine homeopatik yöntemle hazırlanmıştır mineraller. Bu da yine Almanya'daki bir hekim tarafından bulunmuş. Bu işleri kaynayıp Almanya. Doktor Schuster tarafından. Doktor Schuster bir belediye hekimi. O bulunduğu bölgede işte çocuk doğduğu zaman da ona muayeneye geliyor. Ölüm olduğu zaman da onun yine raporunu yazabiliyor. Yani herkesi orada muayene ediyor. Bir süre sonra bakmış ki bazı hastalıklardan ölüm daha fazlalaşmış. Nasıl, bu neden olduğunu araştırırken insanların yüzlerindeki renk değişimleri, çizgiler vesaire değişikliklere bakaraktan, bunlardan yola çıkarak bir sonuç elde etmeye çalışmış. Gerçekten de vardığı sonuca göre bizim doğumdan ölüme kadar, hatta krematoryumda da çalışmış, ölen kişilerin yakılmış küllerini de inceleyerekten 12 tane mineralin vücudumuzda olduğu, bunlar işte şu an tam isimlerini geçmeyeyim, çok vaktimiz olmayacak, ölüme kadar işte küllerde de bulunabildiğini, eksikliklerinde yüzümüze yansıdığını bu eksikliğin ve bunun hastalıklara sebep olduğu sonucuna varmış. Bununla ilgili bir kitap da yazmış. Gerçekten de çok da okutulmuş bu kitap uzun süreler boyunca. Başucu kitap olarak yine devam etmiş. Şöyle oluyor. Aslında Schuster tuzlarındaki amaç bizim o dediğimiz mineral, doğuştan gelen minerallerimiz hücrenin içerisinde olan mineraller.
Yüzümüze yansıyan da hücrenin içerisinde eksiklik olan mineraller yüzümüze yansıyor. Biz bunu renk değişimleri, dediğim gibi çizgilenmeler gibi farklı, her mineral için farklı farklı belirteçlerle görebiliyoruz. İşte diline bakabiliyoruz, kulaklarına bakabiliyoruz kişinin. O şekilde hangi minerale ihtiyacı olduğunu tespit edebiliyoruz. Şimdi sağlıklı bir kişi gelip de bana dese ki yüzümde analizini yaptıracağım, nasıl olacak? Öncelikle bir makyajsız olarak özellikle kadınlarımızda gelmesini tavsiye ediyoruz ki yani hiçbir şekilde doğal haliyle görmek istiyoruz. Hastalığı yoksa kişinin yüzündeki eğer eksiklikler varsa bu 7 yıl sonra ortaya çıkabilecek bir hastalığın habercisi olabiliyor. Bunu önleyebiliyoruz yani bunları kullandıkça, eksikliklerini tamamladıkça. Tabii sürekli kullanmasına gerek yok çünkü zaten o eksiklik giderildiği zaman yüzdeki belirti de kaybolmuş. Depoların dolması gerekiyor. Evet, hücre içinin dolması gerekiyor. Aslında biz hücre dışındaki eksiklikleri kan tahlilleri yoluyla zaten görüyoruz. Ama o biraz daha uzamış oluyor. Artık hastalık haline gelmiş oluyor. Eğer ki hastanın kronik bir hastalığı varsa kişinin, o zaman da mineralleri yerine koyarak, çünkü şöyle bir şey, kronik hastalıklarda eksik olan şu, hemen biz direkt ilaç tedavisine vesaire geçiyoruz. Unuttuğumuz bir şey var. Mutlaka mineral eksikliğimizi, vitamin eksikliğimizi yerine koymamız gerekiyor. Bu binanın temeli gibi düşünmeniz gerekiyor. Binanız ne kadar sağlamsa üzerine koyacağınız kat adetleri o kadar sağlıklı olacaktır. Bu da aynı şekilde. Önce minerallerimizi yerine koyacağız, temelimizi atacağız. Arkasından ister homeopati tedavisi uygulayabilirsiniz, isterseniz modern tıp tedavisi uygulayabilirsiniz. Daha sağlıklı bir şekilde hastalığınızın seyrini oluşturabilirsiniz. Yani ilerlemesi, iyileşmeyi hızlandırabilirsiniz. Evet. Süsler tuzlarına şöyle de bir güzellik var. Özellikle tabii kadınlarımız çok seviniyorlar bunu. Evet, anti-aging yapıyor. İçten destek sağladığı için anti-aging de özellikle kaz ayakları şekil. Evet, çok güzel sonuçlar getiriyor. Sonuçları evet, çok güzeldi. Süslerle ilgili daha aktarmak istediğiniz başka bilgiler var mı? Süsler zaman zaman tabii kullanılması gerekiyor. Özellikle yine çocuklarımızda ben çok güzel bu dikkat eksikliğinde verdiğimiz mineraller var. Tabii yine süsleri bir tek bir etki için vermiyoruz. İşte odaklanma için verdiğimiz mineral büyümesine de faydası oluyor, kansızlığına da faydası olabiliyor. Yani birçok şeyi bütünsel olarak sağlamış olabiliyoruz. O yüzden bence insanların buna hani alışık olması gerekiyor. Yalnız şöyle bir handikapımız var. Hani genelde bir tane ilaç almaya alışık olduğumuz için böyle bir hani biraz daha adetleri fazla olabiliyor. Yani kişiye göre işte günde 3 tane de içebilir, 10 taneye kadar içebilir. Bazen hatta süslerde bir 3 numaralı mineralimiz var bizim. Ferrum fosforikum, onun ismini söyleyeyim. İlk yardım ilacı olarak söylüyoruz. Yani bir seyahate gittiğinizde eğer yanınıza almanız gereken bir sürü ilaç varsa onların hepsini ekarte edip sadece süsler NO3'ü alaraktan gidip herhangi bir enfeksiyonda yara, kesik vesaire. Evet, yara, her şeyi de kullanabilirsiniz çok rahatlıkla. Kullanabilirsiniz. Yani hücreyi yenileyen, tamir eden. Evet, yani bir enfeksiyon varsa onu aldığınızda ateşini düşürür, çocuğunuz varsa onunla ilgili her şeyi kullanabilirsiniz. Yani 7'den 77'ye kullanılabilir. Reyhan Hanımcığım, programımıza katıldığınız için çok teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim. Bilgilerinizden faydalandık. Çok teşekkür ederiz. Sağ olun, çok teşekkür ederim. Sevgili kadın ve yaşam takipçileri, bu haftaki programımızın da sonuna geldik. Bir dahaki programımızda tekrar görüşmek dileğiyle. Sevgiler.